Malum geçtiğimiz günlerde İslam'daki kadının değerini ifade edebilmek sadedinde bazı videolar çekip yayınlamıştık. Bu videolarla alakalı DM'lerden gelen tepkiler üzerine bir tane daha tespitimizi bulmuş olduğumuz hadiseleri aktarmak adına bir video daha çekiyoruz. Bu bilgileri siyer okuyan, İslam tarihini okuyan, İslam gelmeden önce Arap coğrafyasında gerçekleşen hadiseleri araştıran herkes ulaşabilecektir kolay bir şekilde. Örnek olarak İslam gelmeden önce Arap diyarında toplamda 4 çeşit nikah çeşidi vardı. Bunlardan birincisi bizim bildiğimiz tek eşlilikti. İkincisi ise istibda nikahıydı. İstibda nikahı da kocanın kadına git filanca kişiyle, asil bir kişiyle, soylu bir kişiyle ilişkiye gir demesiydi. İlişkiye girerdi ve o kişiden hamile olduğu ortaya çıkana kadar koca kadına yaklaşmazdı. Ve hamileliği sabit olduktan sonra isterse yaklaşır, yani isterse onunla ilişkiye girer, isterse girmezdi. Ve bu şekilde kendilerince çocukları daha asil bir evlat olurdu. Üçüncü nikah çeşidi ise bir kadın ve toplamda en az 10 erkek bir yere toplanır ve hepsi sırayla kadınla ilişkiye girerdi. Ve bu ilişkiden sonra kadın hamile kalıp çocuğunu doğurduktan 1-2 gün sonra bu kişileri, aynı kişileri tekrar çağırır ve malum biz sizinle böyle bir hadise yaşadık. Buradan olan çocuğu ben şu filancanın evladı olarak sayıyorum ve o kişi de bunu kabul ederdi. Ve o 10 kişinin ilişkisinden meydana gelen çocuk kime seçildiyse o kişinin çocuğu olarak sayılırdı. Ve bundan sonra da dördüncü olan hadise, bunu belki kaba tabiriyle şu anda bu para karşılığı, bu işi, zinayı yapan kadınlar, onun ismini söylemek istemiyorum, telaffuz etmek istemiyorum, bu kadınlar vardı. Bunlar da yine her isteyen kişiyle bu işi yaparlardı, bu zinayı işlerlerdi ve ondan sonra buna tabii bir şahit de tutarlardı ve bu şahitten, bu bilir kişinin neticesinde hani ben şu kişilerle ilişkiye girdim, sen de buna şahitsin. Ondan sonra doğan çocuk, işte bak bu da bizim şahidimiz, ben seninle de ilişkiye girdim, seninle de ilişkiye girdim, artık bu çocuk senin çocuğundur der ve o kişi de kabul ederdi. Yani biz şu anda baktığımız zaman İslam'ın gelmesiyle birlikte elhamdülillah kadının tek eşli olması ve bütün ihtiyaçlarının, geçiminin himaye altına alınmasını, koruma altına alınması elhamdülillah kocası tarafından gerçekleşmekte. Yani biz şuradan şunu mu anlamalıyız? İslam'da kadının değer görmemesi demek, bir kadının birden fazla erkekle bir olabilmesi mi demek? Yani zinayı rahat bir şekilde yapabilmesi mi demek? Yani İslam'daki kadının değersiz olduğu gibi bir durum asla söz konusu değildir. Nasıl ki biz sevdiğimiz insanları bir başkasından kıskanıyorsak, bir başkası tarafından zarar görmesini istemiyorsak, atıyorum eşimizi, sevgilimizi kıskanıyorsak, aynı şekilde İslam'da da kadın önemli bir konuma sahip olduğundan dolayı Mevla Teala Hazretleri bu nikah meselesinde de kadına tek koca izin vermiştir. Onun için İslam'da kadının değersiz olduğu, bir nevi bunları savunanlara göre kadının rahat bir şekilde açık saçık giyinebilmesi veya istediği erkekle zina yapabilmesi ise İslam böyle bir kadına değer vermiyor. Bilakis iffetini, namusunu, dinini ve ırzını muhafaza eden kadına İslam değer veriyor.